İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuş Faim Bozkurt'un cenazesi memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi. Allahu Ekber. Piyade uzman çavuş Faim Bozkurt, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi hava yoluyla Hakkari'den Batman'a gönderildi. Şehit için Batman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Fedai canda bulundu, şehadet şerbeti içti. Sonraki tören baba ocağı Sason'daydı. Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, mülki ve askeri yetkililerle çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. 23 yaşındaki şehidin cenazesi törenin ardından Kayabaşı mahallesindeki Mehmet Akif mezarlığında toprağa verildi. Allahu Ekber. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde ise terör örgütüne sonbahar darbesi vuruluyor. Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının dördüncüsü Tunceli kırsalında başlatıldı. Hem yurt içinde hem sınır ötesinde Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir askeri şehit eden teröristlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda sıcak temas sağlandı. PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyon bilgisini, asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor notuyla paylaştı. Yurt içinde teröre sonbahar darbesi vuruluyor. Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının kapsamı genişliyor. Tunceli kırsalında şehit jandarma uzman çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı. Eren Abluka sonbahar kış operasyonunun dördüncüsü Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları tarafından koordine ediliyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 44 operasyonel tim araziyi tarıyor. Ovacık ve Mercan bölgesinde oldukları değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tahrip edilmesi hedefleniyor. Adıyaman'da ise örgütün şehir yapılanması PKK-KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. HDP Çelikan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı. Uzun'un ikametinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen HDP'li Uzun, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklanan Fincancı, savcılık ve emniyet ifadesinde iddiaları reddetti. Değerlendirme yaptığı televizyon kanalının terör örgütüyle irtibatını bilmediğini savundu. Savcılığın tutuklama talebinde ise Fincancı'nın suçunun sabit olduğu vurgulandı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ın yürüttüğü soruşturmada Fincancı 4 saate yakın ifade verdi. Fincancı, suçlamaları reddetse de savcılık suç sabittir dedi. Şebnem Korur Fincancı ifadesinde değerlendirme yaptığı televizyonun terör örgütünün yayın kuruluşu olduğunu bilmediğini, bağlantı sırasında sunucuyu görmediğini savundu. Savcılıksa bağlantının video konferans şeklinde yapıldığına dikkati çekerek Fincancı'nın ekrandaki görüntü ve ifadelerden terör örgütü PKK'nın propagandasının yaptığını anlaması gerektiğini vurguladı. Bu eylem terör örgütü propagandası suçu açısından kuvvetli bir suç unsuru teşkil etmektedir denildi. Savcılık Fincancı'nın bu eylemiyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı sıfatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapmış olduğu meşru müdafaa ve koruma faaliyetlerini illegal bir eylem gibi gösterdiğinin altını çizdi. Sözde kimyasal silahlar kullanıldığı iddiasının canlı yayında tartışılmak suretiyle PKK silahlı terör örgütü üyelerinin silahlı eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı vurgulandı. Fincancı, Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.
Millet İttifakı'nda Türk Tabipleri Birliği konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı konusunda İYİ Parti ve CHP'den farklı açıklamalar geldi. Altılı Masa'da bu kez Türk Tabipleri Birliği krizi yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah iftirası atan Birlik Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Fincancı'nın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi, sosyal medya paylaşımında asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise yargı sürecine değinmeden kayyum uyarısında bulundu. Bu adli soruşturmanın yürütülmesi bahane edilerek orada bir atama yapılması, kayyum atanmasının kesinlikle doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. Ancak bu konuda İYİ Parti, CHP ile aynı fikirde değil. İYİ Parti, Türk Tabipleri Birliği'nden gelen münasebetsiz açıklamaları asla doğru bulmuyoruz açıklamasını yaptı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu, iftirayı dile getiren Fincancı ve Türk Tabipleri Birliği'ne sert tepki gösterdi. İsminde Türk, Tabip ve Birlikteli kavramları bulunan bir kurumun, kendi ordusuna ve evlatlarına karşı bu denli bir kin ve garezi içinde barındırması, memleketimizi de milletimizi de yoruyor, dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kimyasal silah iftirasına bir kez daha tepki gösterdi. Türk ordusunun hedef alındığını belirten İnce, bu PKK terör örgütüne hizmet etmektir, bu solculuk değildir, dedi. Saçmalık, bu tam PKK'ya, terör örgütlerine hizmet etmektir. Böyle bir şey yok, bizim envanterimizde kimyasal silah yok. Kimyasal silah iftirasına bir kez daha tepki gösterdi, bu iddiayı savunanlar terör örgütü destekçileridir, dedi. Bu saçmalıkları ayıracak zamanımız yoktur. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saha Expo, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda kameralar karşısına geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iftiranın askerin moralini bozma amacı taşıdığını söyledi. Silahlı kuvvetlerin askerlerimizin moralini bozacak, onları dünyaya şikayet edecek bu tür saçmalıkları, ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst olur, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar bizi. Fuarı gezen Muharrem İnce, savunma sanayi ürünleri hakkında bilgi aldı. 1993 yılında uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Ceyhan Mumcu, Fincancı'nın Uğur Mumcu cinayeti sanıklarını muayene etmeden haklarında rapor düzenlediğini öne sürdü. Bu nedenle yargılamanın uzadığını iddia etti. Şebnem Korur Fincancı, Uğur Mumcu suikastının sanıkları için sahte rapor düzenledi. Bu ifadeler, 29 yıl önce evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucunda öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun abi Ceyhan Mumcu'ya ait. Ceyhan Mumcu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Bu hanımın ilk şöhret olduğu olay, Uğur Mumcu, Bahri Yüçok, Ahmet Taner Kışlalı ve Muammer Aksoy cinayetlerinde sanıkları görmeden, muayene etmeden, daha duruşma başlamadan önce bunlar işkenceye uğramıştır, ifadeleri geçersizdir diye bir adli rapor verdi. Biz bunları bir yıl süreyle tedavi edelim, o bir yıl sonra yeniden ifadeleri alınsın denen bir rapor yazdı. Ceyhan Mumcu, Fincancı'nın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı iken düzenlediği o raporun ağır sonuçlar doğurduğunu öne sürdü. Rapor nedeniyle yargılama uzadı dedi ve ekledi. Bu davayı rahat rahat bir iki sene uzattı. İşte Anayasa Mahkemesi de yargı gecikiyor diye bir yeniden yargılanma kararı verdi bu yüzden. Umut Operasyonu yeniden yargılanması başladı. Bunun gerekçelerinden birisi bu Şebnem Korur Fincancı'nın bu raporudur. Fakat ikinci daha vahimi, bunlar bu cinayetleri kendilerine azmettirenleri açıklamak vaadinde bulundular. Bu rapora dayalı olarak ilk ifadelerinden vazgeçtiler ve bu açıklamalarını da yapmadılar.
Altılı Masa temsilcileri Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantıya katıldı. Toplantı masasında HDP milletvekili Hişyar Özsoy da vardı. İyi Parti'nin bu buluşmada yer alması dikkati çekti. Altılı Masa partilerinin kurmayları Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda bir araya geldi. Buluşmaya ait görüntüleri Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor paylaştı. Toplantıda HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy da vardı. Toplantıda İyi Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan yer aldı. Masanın diğer ortakları olan Cumhuriyet Halk Partisi, Deva ve Gelecek Partisi'nin kurmayları da toplantıdaydı. Edinilen bilgiye göre partiler tarafından toplantıya ilişkin önceden bir duyuru yapılmadı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor, görüşme detaylarını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Amor, Frederik Ebert Stiftung Derneği Türkiye temsilciliğinin düzenlediği, Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum ifadesini kullandı. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı Bartın'daki maden kazası soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Maden ocağındaki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor bir yandan. Hava sızdırmazlığını sağlamak için eksi 100 kotuna bir baraj daha yapılıyor. Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili soruşturma sürüyor. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ocakta el koyulan madencilere ait telsiz ve elbiseler de delil torbalarıyla Amasra Adliyesi'ne götürüldü. Müesseseye görevliler dışında hiç kimse alınmıyor. Maden ocağına giriş çıkışlar ise savcılık kontrolünde gerçekleştiriliyor. 14 Ekim'deki patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışmalar sürüyor. Tahlisiye ekipleri gaz tüpü ve maskelerini kullanarak asansörle ocağa indi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalarda belirli aralıklarla gaz ölçümü yapıldı. Ancak değerlerin normale dönmediği görüldü. Yangını söndürmek için alevlerin devam ettiği bölümdeki giriş ve çıkışa iki baraj inşa edilmişti. Olası hava alma durumuna karşı iki alan köpük barajıyla kaplanmıştı. Çalışmalar doğrultusunda eksi 100 kotuna da taş tozu torbalarından bir baraj yapılıyor. Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklama yapan Yıldırım, iki kaburgasının kırık olduğunu söyledi. Tedavisinin evde süreceğini belirtti. Milletimizin duası, eşimizin, dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. 7 gün süren tedavisi sona erdi. Başı sargılı şekilde taburcu oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi 2 sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış idi. Bu da bir operasyonla düzeltildi. Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından İstanbul'a getirilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Yıldırım, hastane çıkışında sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İki kaburga kırığım var. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerinde ezikler var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak. Binali Yıldırım hem tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen doktorlara hem de ziyarete gelenlere teşekkür etti. Milletimize 20 yıldır layık olmak için Cumhurbaşkanımızın riyasetinde canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın boşa olmadığını yaşadığımız bu talihsiz kazada görmüş olduk. Milletimiz akın akın gelebilen geldi. Dua edenler dualarını ettiler. Ve böyle bir milletin evladı olmanın gururunu bir kez daha yaşadım. Herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.
Binali Yıldırım'ın tedavisine bir süre daha evde devam edilecek. Bursa'da iki grup arasındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar bir alışveriş merkezinin orta yerinde, onca kalabalığın içinde defalarca kurşun sıktı. Saklan, saklan! O şurada, şurada lan, tüfeğe bak, tüfeğe bak! Pompalı tüfekle, tabancayla rastgele ateş açtılar, alışveriş merkezinde dehşet saçtılar. Yatın, yatın, yatın! Hepiniz yatın! Herkes yatsın, yat! Bursa'da bir alışveriş merkezinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Savaş meydanına dönen AVM'de müşteriler ne yapacağını, nereye kaçacağını şaşırdı. Yatın, yatın, yatın! Kimi sandalyeyi siper yaptı, kimi masanın altına saklandı. O korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. O şurada, şurada lan, tüfeğe bak, tüfeğe bak. Bak 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 bak, tüfeğe bak. Neyse ki yaralanan olmadı. Silahlı magandalar kaçarak uzaklaştı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Amasya'da bir sürücü gazla frenin yerini şaşırınca ortalığı savaş alanına çevirdi. Üst üste birçok yere çarptı, gidecek yeri kalmadığında dahi gaza basmaya devam etti. Sivas'ta ise yola çıkan iki at yüzünden bir otomobil ve iki otobüs kaza yaptı. Arkamı döndüm, köşeye tam geçiyordum. O esnada araç içeriye doğru ters bir şekilde geri olarak girdi. Fren yerine gaza bastı, spor salonuna böyle daldı. Kendisi gaza basmaya devam etti duran araba. Araç pati çekiyordu. Amasya'da bir sürücü geri manevra yapacağı sırada gazla frenin yerini şaşırdı. Önce kaldırıma, sonra havalandırmaya çarptı. Ben müdahale etmek için bir koştum. Havalandırmaya çarptıktan sonra frene basmadan dükkandan içeriye girdi. Spor salonunun camı çerçevesi kalmadı. İçeride de spor yapmaya gelenler vardı. Bayanı bisikletten alıp hemen yürüyüş bandını aldım. İçime doğdu büyük ihtimalle. Onlar kazayı atlattı ama araç spor salonuna çarptıktan sonra dahi durmadı. Dükkanın içeri girdikten sonra doğalgaz hattına çarptı, doğalgaz sızdırmaya başladı. Sürücü peş peşe onca yere çarptı ama ayağını bir türlü gazdan çekmedi. Kendisi gaza basmaya devam etti duran araba. Araç pati çekiyordu. Şoka giren sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan indirildi. Neyse ki onca badireye rağmen kaza yalnızca maddi hasara yol açmıştı. Bu görüntülerse Sivas'tan. Yola çıkan iki at kazaya neden oldu. Bir araba ata çarpmış, bir at yerdeydi. Biz onu geçtikten sonra bir at da üstümüze doğru kaçıp geliyordu. Ankara'dan Sivas istikametine doğru ilerleyen otomobilin önüne aniden at çıktı. Otomobil ata çarparak savruldu. Arkadan gelen otobüsün de önüne yine bir at çıktı. Sürücü hızlı bir manevra yaptı, otomobile ve ata çarpmaktan kurtuldu. Fakat çabası kazayı atlatmasına yeterli olmadı. Yol ortasında ilerleyen at başka bir otobüsün önüne çıkmıştı. Attan kurtaramadı kendini. Hem ata çarptı hem bize çarptı bizim araba. Bir otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada ikisi ağır 13 kişi yaralandı. Allah'a çok şükür ucuz atlattı. Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü ciple tramvay arasında sıkıştı. Sürücünün imdadına ise çevredekiler koştu. Araç etrafına toplanan kalabalık el birliğiyle o cipi kaldırdı. Sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için seferber oldular. El birliğiyle cipi böyle kaldırdılar. Görüntülerin adresi Eskişehir. Motosiklet sürücüsü yola doğru hatalı park edilen bir cipin yanından geçmek istedi. Ancak tam da o sırada tramvay geldi, sürücü hakimiyetini kaybetti. Tramvayla cipin arasına sıkışıp kaldı. Motosiklet sürücüsünün imdadına çevredekiler koştu. Aracın çevresinde toplanan kalabalık el birliğiyle cipi kaldırdı. Sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. İstanbul Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın 5 binaya daha sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Binalarda hasar meydana geldi. Mecidiyeköy'de ise 4 katlı apartmanda çıkan yangın sırasında mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye ekipleri kurtardı. Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yakındaki 5 binaya da sıçradı. Yükselen alevler birçok yerden görüldü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Binalarda bulunanlar tahliye edildi. Yangını söndürmek için takviye ekipler de kısa sürede olay yerindeydi. Büyük korkuya neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binalarda büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Mecidiyeköy'de ise 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı, duman tüm binayı sardı. Evlerinde mahsur kalanlar balkon ve pencerelere çıkıp nefes almaya çalıştı. Komple binayı sardı. Millet hep mahsur kaldı çatıda. Duman da çok olunca hem göz gözü görmüyor. Bir o pencereden, bir ben bir pencereden. Ama en son kendimi açacaktım yani. Nefes alamıyordum. O kadar kötüydü. Ekipler itfaiye merdiveniyle apartman sakinlerini aşağı indirdi. Dumandan etkilenenler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de düşerek yaralandı. Yangın kontrol altına alındı. İstanbul Avcılar'da bir inşaat çalışması sırasında caddede çukurlar oluştu. Bitişik nizamdaki iş yerlerinin zeminlerinde de çatlaklar meydana geldi. Belediye ekipleri önlem alarak tehlike olmadığını söyledi. Esnafsa konuyu mahkemeye taşıdı. İnşaat için kazma vuruldu. Temel kazıldıkça cadde üzerindeki iş yerlerinde çatlaklar oluştu ve yolda çöküntüler meydana geldi. İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi'nde Haziran ayında iş merkezi yapımı için inşaat çalışmaları başladı. İnşaat devam ederken geçtiğimiz günlerde zeminde kayma oldu. Çatlakların daha ne kadar açılacağını bilemiyoruz. Devamlı biz de kontrol ediyoruz. Yani perdede bir gelişme var mı, perdede bir bel verme çatlak var mı? Onları görmedik ama ilerleyen zamanlarda yağmurlara beraber ne kadar çatlaklar oluşacak, zeminize ne kadar zarar verecek onu şu anda bilemiyoruz. Kayma nedeniyle yakındaki iş yerlerinin bahçe ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Avcılar Belediyesi yoldaki çöküntüler için dolgu çalışması başlattı. Caddede trafik tek şeride düşürüldü. Ancak çatlakların meydana geldiği iş merkezinde tehlike sürüyor. İşletme çalışanları çatlakların daha da büyüyüp özellikle yağışlarla beraber betonun zarar görmemesi için kendi çapında önlem aldı. Buradaki çatlakları doldurdu ancak çatlaklar oluşmaya devam ediyor. Belediye yaptığı incelemeler sonucunda iş merkezi çalışanlarına bir tehlike olmadığını söyledi. Ama onlar konuyu yargıya taşıyarak bilirkişi talep etti. Konuyla ilgili biz de mahkemeden bilirkişi istedik. Sanırım kısa zamanda bilirkişi tespit edecek bunları. Çalışanlar şimdi mahkemeden gelecek haberi bekliyor. Efendim şimdi cüretkar ve garip bir hırsızlığı getireceğiz ekranınıza. Hırsızlar bir bankadan güpe gündüz ve herkesin gözü önünde tam 2,5 milyon lira çaldı. Üstelik bu öyle bir hırsızlıktı ki 1,5 saat sonra fark edildi. Onca kalabalığın içinde kimsenin ruhu bile duymadan bankadan 2,5 milyon lira çaldılar. İstanbul Şişli'deki bir bankaya iki kişi müşteri gibi girdi. Biri etrafı kolaçan ederken diğeri yerde sürüne sürüne bankoların olduğu bölüme geçti, içi para dolu çuvalı kucakladı ve arkadaşıyla birlikte bankadan çıktı. 1,5 saat sonra banka çalışanları çuvalın yerinde olmadığını fark etti, durumu polise bildirdi. Polis şimdi eşkallerini tespit ettiği hırsızların peşinde. Diyarbakır'da yaşayan bir öğretmen 2019'da ev satın aldı. Kiracısını çıkarmak istediğinde yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Evin tahliyesine karar verildi. Kiracının direnmesi üzerine ev sahibi icra yoluyla tahliye için daireye gitti ama gittiğinde evini kullanılamaz halde buldu. Duvarlarını yıktılar, pencereleri, dolapları, lavaboları ve aynaları kırdılar. Mahkemenin icra yoluyla tahliyesine karar verdiği evi harabeye çevirdiler. Diyarbakır'da yaşayan kadın öğretmen 2019 yılında işte bu siteden bir daire satın aldı. Evde kendisiyle sözleşme imzalamamış kiracı vardı. O da tahliye etmek için hukuki süreci başlattı.
Ekonomik anlamda da bir yıkım yaşıyor. Aynı zamanda da manevi olarak yıkılmış durumda. Evine kadar gelmiş olan bir tehdit süreci var. Bu konuda da yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş olan bir koruma kararı mevcut. Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi ev sahibini haklı buldu, dairenin tahliyesine karar verdi. Ev sahibi icra yoluyla kolluk kuvvetleri eşliğinde dairesine gitti. Genç öğretmen Asıl Şokku kolluk kuvvetleriyle birlikte işgalcinin tahliyesine geldiğinde yaşadı. Dairede oturanlar evi boşaltmıştı ancak işte bu hale getirerek. İddiaya göre ev içinde yaşayanlar tarafından kullanılamaz hale getirildi. Daireye giren şahıslar ilgili site güvenlik kamerasıyla tespit edildi. 5-6 şahıs içeri giriyor ve kendim görebildiğim kadarıyla balyoz getirilmiş, hilti getirilmiş, elektrikli testere görebildim. Kolluk kuvvetlerinin de yapmış olduğu tespite göre yaklaşık 500 bin TL'lik şu anda taşınmazda zarar mevcut. Evin hala kredisini ödeyen ve kendisi kirada oturan mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Fatih'te bir servis şoförü marketten alışveriş yapmak için aracından indi. Ancak ne minibüsün camını kapattı ne de cep telefonunu yanına aldı. O sırada aracın yanından geçen bir motosikletli minibüsten cep telefonunu çaldı. Minibüsün yanına yaklaştı, telefonu çaldı. Kendisini fark eden kadının üzerine motoru sürüp kaçtı. Kadın üzerine sürdü. Ya kaçta göz arasında 30-35 saniye. Görüntüler İstanbul Fatih'te kaydedildi. Bir servis aracının sürücüsü alışveriş yapmak için bir markete girdi. Ne minibüsün camını kapattı ne de cep telefonunu yanına aldı. Minibüsün yanından geçen bir motosikletli aracın içindeki telefonu fark etti. İki kadının gözü önünde elini uzatıp telefonu çaldı. Kadınlardan birisi onu durdurmak istese de başaramadı. Müşteri içeri girince bir tane motorla geldi, yanaştı. Kaş göz arasında hemen alıp kapınca orada bayan fark etti. Yakalamak istedi ama bayan yakalayamadı. Ondan sonra biz de dışarı çıktık, baktık motorla gitti yani. Polis güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Artvin Sarp sınır kapısında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bir kişinin üzerinden 1100 arı çıktı sevgili seyirciler. Bir aracın yakıt deposunda da 104 kilogram kestane balığı ile geçirildi. Artvin Sarp sınır kapısının bekleme salonunda şüpheli hareketlerde bulunan bir yolcu takibi alındı. Önce manyetik tarama cihazından geçirildi, ardından ayrıntılı üst araması yapıldı. Gürcistan'dan gelen şüphelinin kazanın altında beline sarılı bir düzenek olduğu ortaya çıktı. İncelemede 110 küçük kutu içinde 1100 kraliçe ve işçi arı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 110 bin lira olan arılara el konuldu. Aynı sınır kapısında Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçla da arama yapıldı. Aracın yakıt deposundaki gizli bölmede 104 kilogram kestane balı bulundu. İki olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tiyatro eğitmeni Koray Akyıldız, yüreğinde eksik kalan baba sevgisini hayatını çocuklara adayarak kapatmaya karar verdi. 29 yaşındaki Akyıldız, bir gezgin tiyatrocu sevgili seyirciler. Türkiye'nin 57 iline gitti şimdiye kadar. Tiyatroyla hiç tanışmamış çocukları buldu, köy köy dolaşarak. Şimdi onları mutlu etmeyi amaçlayan bu hikayeyi getirelim ekranlarınıza. Söylediğim şey şu oldu. Ömrümün sonuna kadar ben çocuklarla çok eğlenceli vakitler geçirip hayatımın tamamını çocuklara adayacağım. Adı Koray Akyıldız. Hem tiyatro eğitmeni, hem gezgin, hem de minik kalplere dokunan bir abi. Lise yıllarından beri boynundan eksik etmediği papyonuyla nice köy yolunu aşındırdı. Hayatını çocukları mutlu etmeye adadı. Şimdi gezdiğin illeri işaretliyorsun ama evet. Şimdi biraz yukarıda kalmış haritadan. Hani nasıl işaretliyorsun? Şimdi şöyle zaten benim görünüşten de olduğu gibi boy biraz kısa olduğu için ben direkt böyle
toparlanıyorum. Buradan zaten kalemle örnek veriyorum. Ya Yozgat'ın saray yurtuna gitmişimdir. Ya işte Şanlıurfa'nın Viren şehrine gitmiş. Gittiği her okulu böyle işaretliyor. Ve o köyün çocuklarını tiyatro ile tanıştırıyor. Bu şekilde tadamadığını söylediği baba sevgisinin az da olsa çocukları yaşatmak istediğini söylüyor. Seni bugün babama söyleyeceğim çünkü sen beni bugün çok üzdün. Mesela çok somurtkan bir çocuk geldi yanına. Hiç gülmüyor. Yani o çocuk senin yanına geldiğinde güler mi? Güler. Nasıl gülecek? Yüz güler. Ne yapıyorsun mesela? Yani ne yaparım? Yapmadığım şaklabanlık kalmaz onu söyleyeyim, alttan girer. Hatta kostümüm var, onu giyerim, baktım kostüm işe yaramıyor. Hı-hı. En son oturur onunla beraber ben de somurtkanlaşırım. O zaten ister istemez o çocuk tepki verecek bana. Koray Akyıldız çocuklar için planladığı hayal dünyasındaki o güzel şeyleri işte bu odada hayata geçiriyor, burada düşünüyor. Türkiye'nin toplamda 57 iline gitti, en ücra köylere ulaştı. Ve oradaki çocuklarda çekildiği fotoğrafları ise buraya astı. Eğer bir çocuk ondan bir kitap isterse ki bunun örneği de var. Bakın sadece bir kitap için İstanbul'dan kalktı, otobüse bindi, Şanlıurfa'ya bile gitmişliği var. Dolayısıyla herhangi bir çocuk ondan bir şey isterse diye burada bekliyor. Hem de nasıl bekliyor? Bakın sırt çantası hazır. Yeter ki ona ulaşsınlar, istekte bulunsunlar. O da hiç düşünmeden kitabını ya da oyuncağını alsın. Ve o uzak köylere çocukların yanına gitsin. Abi oluyorum, abla oluyorum. Yeri geliyor, onlarla beraber piknik yapmaya gidiyoruz. Ormana yürüyüşe gidiyoruz. Ve bu da onların çok hoşuna gidiyor. Odası kalplerine dokunmayı başardığı çocukların teşekkür mektuplarıyla dolu. Çocukların ihtiyaçlarını da kaymakamlıklarla iletişime geçerek gidermeye çalışıyor. Kısacası tiyatroyu ve mutluluğu köy köy dolaşarak paylaşan bir zamane seyyahı o. Çocukların arasında daha huzurlu ve onlarla etkinlikler yaparak daha çok mutlu. Görüşmek üzere. İstanbul'da bir işletmeci farklı bir lezzet arayışına çıktı ve peynirden döner yaptı. Kısa sürede ünü yayıldı peynir dönerinin. Biz de bu yeni lezzeti görüntüleyip hikayesini sorduk. Hiç et yok değil mi şimdi bu? Yok, hiç et yok. Sıfır et. Sadece peynirden. Sadece peynir. Lavaşlarında birlikte öyle güzel oluyor ki birazdan yapacağız, lokum gibi oluyor. Öyle bir şey yaptı ki herkes şaşkına döndü. Et dönere benzetiliyor ama o aslında peynir döneri. Ardahan'ın meşhur göğermiş peyniri bir şişe diziliyor, döner gibi ateşte pişirildikten sonra dürüm yapılıp servis ediliyor. İşte bu ilginç lezzetin yaratıcısı İlter Avşar şimdi bize bu peynir dönerinin hikayesini anlatacak. Bu görmüş olduğunuz peynir yaklaşık 6 ay mahzende bekletiliyor. Toprak zeminde, kerpiç evlerde, taş evlerde bekletiliyor. Yaklaşık 6 ay biz o eve girmeyiz. 6 ay sonra gideriz, peyniri tuluğdan çıkartıyoruz. Göğermiş peyniri olarak bilinen bu peynir aslında küflü peynir. İşletmeci Avşar, işte o peyniri şişe sardıktan sonra kalıp haline getirip normal döner gibi pişiriyor. Ve rengini de oksijensiz doğal ortamdan alarak bu hale dönüşülüyor. Gördüğünüz gibi yeşil, doğal antibiyotik diyoruz. Fikrin sahibi olan Avşar, icadının kısa sürede ilgi toplamasından memnun. Lavaş arası eritme döner diye de misafirlerimize sunum yapıyoruz. Bir öğrenci evinde pişirdiği pilav lapı olduğu için Alo 174 gıda hattını arayıp tarif istedi. Başka bir kişi ise aldığı muhabbet kuşu ötmediği için şikayette bulundu. Birbirinden ilginç şikayet ve taleplerle Alo 174 gıda hattı gereksiz yere meşgul ediliyor. Ben evde pilav yapıyorum ama pilav devamlı lapı oluyor. Pilavın ayarını tutturamayıp tarif isteyen de aldığı muhabbet kuşunun ötmemesinden rahatsız olan da Alo 174 gıda hattını arıyor. Burası Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Alo 174 gıda hattı. 7 gün 24 saat gıdaya yönelik ihbar ve şikayetler bu noktadan cevaplanıyor. Ancak bazen arayanlar ilginç taleplerde de bulunabiliyor. 60 kişiden fazla olduğunu ilettiler. Vatandaşımız bir fırının önünden geçerken işletmecinin ekmekte fotoğraf çekildiğini, yani selfie çekildiğini ve hijyen açısından uygun olmadığını söylemişti. Bir öğrenci evet bizi aradığında evde yaptığı pilavın lapa lapa olduğunu ve bununla ilgili bizden destek almak istediğini söylemişti. Ama bununla ilgili yardımcı olamadığımızı aktarmıştık. Bozulmuş olduğunu gördünüz. 2009 yılında faaliyete geçen Alo 174'e bugüne kadar 2 milyon 800 binden fazla başvuru yapıldı. Yardımcı olabiliriz. Gıdayla ilgili yapılan şikayetler 9-10 bin civarında.
Bunların 907 bin tanesi sonuçlandırıldı. Bunlardan yaklaşık 62 bin tanesine de idari yaptırım uygulandı. Gıda hattına gelen her çağrı kayıt altına alınıyor. Ancak çağrı merkezinin amacı dışındaki konularda işlem yapılmıyor. Alo 174 gıda şikayet attı. Gıda güvenilirliğinin sağlanması adına önemli bir hizmet birimidir. Buraya doğru güvenilir bilgiler ulaştırılırsa işimiz daha kolay olacaktır. Daha amacına hizmet edecektir. Sabah bir çikolata dağıtıldığını. Televizyon dünyasının efsane ismi, duayen spiker ve gazeteci Halit Kıvanç İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri ve meslektaşları usta sunucuya son görev için bir aradaydı. Türk sanat müziğinde şarkılar genellikle... Mikrofonu eline aldıktan sonra bir daha bırakmadı. Akıcı Türkçesi, güler yüzü ve kusursuz sunumuyla hafızalara kazındı. İsmi hep ilklerle yan yanaydı. 97 yaşında hayata veda eden usta sunucu Halit Kıvanç, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber! Kıvanç için ilk tören, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenlendi. Televizyonda hem sporda hem kültürde, sanatta çok güzel hatıraların, özel anların sesi olan, iz bırakan bir insan. Ve tabii beyefendiliğiyle, nezaketiyle, çalışma usulleriyle, her alanda, her yönüyle hakikaten örnek bir kişilik. Allahu Ekber. Duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da saf tutanlar arasındaydı. Ailesi, sevenleri ve meslektaşları son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Halit abi, Türkiye'nin sadece spor hayatında, futbol hayatında değil, sanat, siyaset, magazin, ekonomiyi çocuklarla birlikte yaptığı programlarla hayatın her bölümünde, Türkiye'nin her bölümüne damga vurmuş bir adam. Ninelerinizle başladık, şimdi torunlarınızla beraberiz. Türkçeyi güzel kullanması, ağzından bal akması, hitabet kabiliyeti, kelimeleri iyi seçmesi, İnsanları yücelterek konuşması, ülkenin neresine giderseniz gidin, Halit Kıvanç bir zamanlar her evin davetsiz misafiri olarak baş tacı edilmişti. Kıvanç'ın cenazesi dualarla Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Hep iyimserdi. Herkese pozitif yaklaşırdı ve herkese kendi bildiklerinden, kendi hissettiklerinden dokunuşlar yapardı. İyilikler saçan bir insandı. Tüm iyilikler onun olsun. Tahsisat yokluğu çok önemli bir engeldi. Bence en önemli şeyi mütevaziliği ve samimiyeti ve güler yüzle her zaman yayın yapmasıydı. Öncü kişilerden bir tanesiydi. TRT benim ana okulum gibi. 1925'te İstanbul'da doğan Halit Kıvanç, TRT yayın hayatına başladığında ekranın ilk yüzlerinden biriydi. Dünya Kupası'nı televizyonda sunan ilk Türk spikerdi. İlk günlük spor gazetesini çıkardı. Papa ile röportaj yapan ilk Türk gazeteci oldu. Büyük Çocuk Bayramı'nı, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını... Olimpiyat organizasyonları ve 23 Nisan çocuk şenliklerindeki sunumu unutulmazdı. Ömrüne 16 kitap, 3 plak ve 1300'den fazla ödül sığdıran Halit Kıvanç, beyefendiliği ve yaşam enerjisiyle izleyicinin gönlünde silinmez izler bıraktı. İnsan gülümseyişle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Duayen meslek büyüğümüz Halit Kıvanç'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Onu o gülümsemesiyle anacağız sevgili seyirciler. Şimdi reklam aramız var. Sonrasında burada olacağız efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranda tekrar buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar efendim.